Merhaba arkadaşlar. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılımız hayırlı olsun. Üsküdar Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nde İngilizce öğretmenliği yapıyorum. İsmim Şeyma Afacan Işık. Şimdi sizler İngilizce derslerimizi online bir şekilde işleyeceğiz. İlk başta kitaplardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bizim işleyeceğimiz yani konu anlatımı olarak göreceğiniz kitap Practice Book. Ve size ödev olarak vereceğim kitabın ismi ise Workbook. Diğer iki kitabımız ise, toplamda dört kitabımız var. İki kitabımız ise, birisi test kitabı, onu ilerleyen zamanlarda kullanacağız. Ve diğeri de arkadaşlar, word study. Yani word study dediğimizde de ne anlayabiliriz? Kelime çalışmalarından bahsedeceğiz. Yani mesela sizlere burada, kitabımızda, practice book'ta ilk başta kelimelerle başlıyor arkadaşlar. Çünkü neden? Kelimeleri bilmeden buradaki alıştırmaları yapabilme olanağımız kalmıyor. Şimdi hemen bakıyoruz. Birinci ünitemiz friendship bu arada. Friendship dediğimiz zaman aklınıza ne gelecek? Arkadaşlık ünitesi gelecek. Arkadaşlık dediğimizde kendi aramızda yapmış olduğumuz kişilik kelimeleri veya arkadaşımla bir şeyler hazırlamak, mesela ne diyebilirim? Parti ayarlamak. Bu tarz kelimelerimiz olacak arkadaşlar. Şimdi hemen geçişimizi yapalım. Kelimelerde şu mavi kısma baktığınızda arkadaşlar, Practice Book'un birinci sayfasında maviyle yazılan yerler MAC'la bittiği için arkadaşlar ne olacak? Bunlar bizim için bir verb, yani fiil. Yani biz bunların hepsini, 40 tane fiil vermiş bize. Bunların hepsini bilmemiz gerekiyor. Ezberleme demiyorum ama bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bilebilmek için, öğrenebilmek için kağıtlara yazıp bu şekilde çalışmalarda yapabilirsiniz. İlla mutlu mutlu ezberlemenizi istemiyorum. Bu tarafa geldiğimizde de arkadaşlar maceracı, yani isim olabilir, yalnız isim olabilir. Yani biz burada noun görmüş olabiliyoruz. Şimdi hemen biz neye bakalım? Birinci etkinliğimize bakalım. Birinci etkinliğimizde ne var? Resimlerimizi, kelimelerimizi bizim eşleştirmemizi istiyor. Videoyu birazcık durdurup yan sayfada, burada kelimelerimizin Türkçeleri var zaten yan sayfasında. Onunla bu şekilde eşleştirme yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Yani sizin için 2-3 dakika alabilir. Ve sonrasında devam etmenizi isterim videoyu. Şimdi bakıyoruz. Birincisi, very good. Ne demek arkadaşlar? Kibirli demek. Sizce kibirli olarak hangi resim olabilir? A. Yani burayı ne yazabilirim? Bir yazabilirim. İkiye bakıyorum. Backup. Backup arkadaşlar. Baktığım zaman desteklemek anlamına gelen cümlelerimiz olabilir. Burada birbirini destekleyen arkadaş resmi aramam gerekiyor. Hangisi gibi duruyor? Şey gibi. Yani buna da iki diyebilir miyim? Diyebilirim. Caring dediğimde de arkadaşlar ne olmuş oluyor? Yardımsever demiş oluyor. Burada sizce yardımsever hangisi olabilir? Şuna benziyor. Başka göremedim gibi geliyor bana. Celebrate neydi arkadaşlar? Kutlama. Kutlama resmi hangisi olabilir? Hemen şöyle bir göz atalım. K. Yani buna da ne diyeceğiz? 4 diyebiliriz arkadaşlar. 5'e bakıyorum. Come round. Neydi arkadaşlar? Uğramak. Uğramak dediğimde bakıyorum hangisi uğramış gibi gözüküyor? Sanki M gibi gözüküyor. Buna da 5 diyebiliriz. Sonrasında zaten bakacağız doğru mu diye. Discuss dediğimiz zaman arkadaşlar burada tartışma, argue ile aynı eş anlamlı oluyor. Tartışma resmini hangisinde görüyoruz? I'da görüyoruz. O zaman biz buna ne diyeceğiz? 6 diyebiliriz. Invitee dediğimiz arkadaşlar, invite veya invitation ile karıştırmıyoruz. Invitee, iki tane e ile biten kelimemiz de davetli. Yani ben arkadaşımı davet ediyorsam o davetli olmuş oluyor. Sizce davetli alan hangisi var? En var. Yani buraya da ne diyebilirim? 7 diyebilirim arkadaşlar. C olsun neydi? Hatırlıyorsunuzdur, bunu 7. sınıfta da görmüştük. Kişilik özelliklerine kıskançtı. Sizce kıskanç resim hangisi olabilir? E gibi duruyor. Yani buna da 8 diyebilir miyiz? Evet. Laid back, rahat ve vurdumduğumuz anlamına gelen bir kelimedir. Sizce rahat ve vurdumduğumuz hangi resme denk geliyor? Bu gibi gözüküyor. Bana öyle geldi. Bakıyoruz hemen 9.
yazıyoruz. Miss dediğimizde de arkadaşlar, neydi miss? Özlemek olarak düşünmeyin çünkü M-I-S-S yani miss olan kelimemiz arkadaşlar kaçırmak anlamına geliyor. Burada bir şeyi kaçıran hangi resim var? Burada tren veya otobüs gibi gözüküyor. Ne var? Kaçırdığına göre biz buna on diyebiliriz. Order. Bunu çok fazla duyacağız arkadaşlar bu ünitede. Neydi? Sipariş vermek. Sipariş vermek. Hemen bakıyorum siparişle alakalı hangi resmim olabilir? F. Hangi numaraydı? 11. O zaman buraya ne yazabilirim? 11 yazabilirim arkadaşlar. Refuse. Bunu da çok sık göreceğiz. Reddetmek. Sizce bu resimlerden hangisi reddediyor? Sanki bu gibi duruyor. Neyi reddediyor? Keki reddetmiş oluyor ya da pastayı reddetmiş oluyor. William arkadaşlar hemen bakıyorum hangi resim olabilir diye düşünüyorum. Toplanmak anlamına geliyor. Yani topluca insanların bulunduğu resim bir gibi gözüküyor. O zaman ben buna 13 diyebilirim. Sneaky arkadaşlar neydi? Sinsi anlamına geliyor. Bir sinsinin Türkçe anlamı da bir kişinin arkasından yapılan bir iş olarak düşünebilirsiniz. Burada sizde çokça yaptığınız bir şeyden bahsedebilirim. Arkadaşımızın arkasından uçurtma uçurmak gibi. Ve bunu biz sinsilik dediğimiz için ne diyoruz? Buna da 14 rakamını yerleştirmiş oluyoruz. Unreliable arkadaşlar ne demekti? Güvenilmez demekti. Burada zaten tek bir resmimiz kaldı. Güvenilmez olarak ne görebiliriz? Bunu görebiliriz. Şimdi bu etkinliğimizi geçtik. Bu şekilde arkadaşlar kelime bizim için çok çok önemli. Resimlerle sizlere yeni nesil sorular da geldiği için resimlerle birazcık algılamaya çalışın diye düşünüyorum. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Bunlar sizin 4. sınıftan veya 2. sınıftan görmüş olduğunuz neler? Verb yani fiiller arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Go, play, have, do, join, meet, watch. Bunlar bizim nelerimiz? İsmin önüne gelen fiillerimiz değil mi? Şimdi hemen bakıyorum. Fiilleri yerlerine yerleştirmeye çalışacağım. E piknik. Neydi? Zaten bizdeki de piknik değildi. Biz bunun başına kalıp olarak ne getiriyoruz arkadaşlar? Have getiriyoruz. Dediğinizi duyar gibiyim. O zaman ben buraya bir tane have'imi ne yaptım? Koymuş oldum. Eledim mi? Eledim. Reunion party yani toplanma partisi. O zaman biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Organize veya organize edebiliriz diyeceğim ama organize ile alakalı bir şey yok. O zaman ne yapabiliriz? Katılabiliriz değil mi? Katılmak neydi? Join. Şimdi bakıyorum. Soccer match. Soccer neydi arkadaşlar? Futbol. Yani futbol maçı. Ne yapabilirim futbol maçını? Oynayabilirim ama burada playing var değil mi? İzleyebilirim yani. Oynamakla alakalı ve izlemekle alakalı bakıyorum. Play var, watch var. Bunu play olarak düşünebiliriz. Bakalım başka play var mıdır? Biz buna watch diyelim yine. İzlemek olarak bir kullanalım. Daha başka bir şeyimiz olursa yer değişimini yapmış oluruz. Bu play de olabilir, watch da olabilir. Çünkü biz futbol maçını arkadaşlar hem oynayabiliyoruz hem de izleyebiliyoruz değil mi? Buddies dediğimde arkadaşım bu da friendship'in vazgeçilmez kelimelerinden birisi. Yani kanka anlamına geliyor. Biz arkadaşlarımızla ne yapabiliriz? Buluşabiliriz değil mi? Buluşmak hangisi olabilir? Meet. O zaman ben buraya meet yazabilirim. Dinner at a restaurant. Dinner veya arkadaşlar bu yemek kısımlarından bahsettiğimiz zaman breakfast gibi, dinner gibi yemelerden bahsettiğimiz zaman mesela kahvaltı, akşam yemeği, atıştırmalık, öğlen dediğimiz zaman arkadaşlar bunun başına gelebilecek kalıp kelime bellidir ve have'dir bu. Yani ben bunun başına ne yazmam gerektiğini biliyorum. O zaman ben have dinner at a restaurant diyebilirim. Şimdi hemen buraya bakıyorum arkadaşım. For a walk. Bunu da biliyorum. Çünkü neden? Ne demem gerekiyor? Go for a walk. Yani yürüyüş yapıyorum. Yaptığım şey gitmekle, gelmekle alakalı olduğu için buraya go diyebilirim. Ve bunlar arkadaşlar kalıptır. Yani bunlara böyle sürekli bakıp yerleştirmeyi daha öncesinden de siz de yapabilirsiniz.
online oyunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Oynuyoruz. Oynama fiilimiz nerede? Burada. O zaman ben buraya ne diyebilirim? Play diyebilirim. Karate değil mi? O zaman ben karateye ne diyebilirim arkadaşlar? Do karate diyebilirim değil mi? Neden? Çünkü yapıyorum arkadaşım. Karate yapıyorum. O zaman do diyebilirim. Hemen bakıyorum. İki tane neyim kaldı? Kelimelerim kaldı. Sports dediğim zaman spor oynuyorum, yapıyorum da diyebilirim değil mi? O zaman buraya ne diyeceğiz? Play ve go'muz kalmış. O zaman play diyebiliriz arkadaşlar. Sporlarla alakalı oyunlar oynayabiliyor. The sports da diyebiliriz. Play karate'da değil. Karate'de diyebiliriz arkadaşlar. Bunların yerleri de değişebilir. Bu çok hani mesela kalıp cümle dedik ama play, do bunlar veya go bunlar kelimelere göre değişiklik sağlayabiliyorlar. Hemen bakıyorum. To an exhibition. Yani bu neydi arkadaşlar? Sergi demekti. Sergiye ne yapıyorum? Gidiyorum. Gittiğim bir sergi olduğu için de ne kullanmış oldum? Go'yu kullanmış oldum. Verb'ler arkadaşlar bizim için çok önemli. Bu verb'ler ana verb'ler. Yani sizin yıllardır görmüş olduğunuz verb'ler. Devam ediyorum. Şimdi en önemli kısma geldik arkadaşlar. En önemli kısım dediğim zaman biz bir davetiyeden, davetten bahsedeceğiz. Şimdi davetten bahsettiğimiz zaman karşımızdaki kişi ne yapmış oluyor? Bize bir cevap vermiş oluyor değil mi? Ve bu cevabım benim accepting yani ne olabilir? Kabul ettiği anlamına gelebilir. Hatta şunu üstüne artı yazalım. Kabul ettiğini anlayabilmek için. Refusing dediğimiz zaman arkadaşlar kelimelere bakarken görmüştük reddetmekti değil mi? O zaman bunu reddetme olarak görebilirim. Apologizing arkadaşım ne demek? Mazeret üretmek. Ona bir şey yapamayacağım. Excuse'dan mazeret üretmek yani özür dilemek anlamına geliyor arkadaşlar. Özür dilemek, mazeret üretmek. Tamam mı? Karşımdaki insan nasıl özür dilerim? I'm sorry. Yani üzgün olduğunu belli edebiliyor değil mi? Bunlar üzgün olduklarını belli ettiklerinde ne demiş oluyorlar? Özür dilemiş oluyorlar. Şimdi hemen bakıyorum. Bana ne söylemiş? Arkadaş güncesinde teklif daveti önerilerde bulunan kazanımı ayrıntılarla kafa karıştırabilir. Doğru. Dikkatli takip edilirse anlaşması daha kolay olacaktır. Öncelikle önerilerde ya da tekliflerde bulunmadan kullanılan bazı kalıplar var. Şimdi öneri ve teklif diyoruz değil mi? Yani karşımızdaki insanla diyalogumuzun başlangıcı. O zaman ne? Kalıplarımız varmış. Bizim kalıpları ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Şimdi hemen bakıyorum. Sorular genellikle de arkadaşımızın uygun olup olmadığını sorgular. Yani buraya gidelim mi? Ne yapıyorsun? Tarzında sorular. Hemen örneklerimizi vermiş. Are you doing anything on Saturday? Saturday neydi arkadaşlar? Hangi gündü? Cumartesi. Cumartesi herhangi bir şey yapıyor musun diyor değil mi? Anything herhangi bir çünkü. Doing görmüşüm. Soru cümlemi şu anlık sorduğum için, şu an konuşmam geçtiği için ing takımı kullanıyorum. Yani hafta sonu bir şey yapıp yapmadığını öğrenmem gerekiyor. Tabii ki de bunun accepting refuse gibi cevaplarla devam etmesi gerekiyor. Ama biz şu an neredeyiz arkadaşlar? Arkadaşımızın uygun olup olmadığını yani öneri veya tekliflerle devam ediyoruz. Şimdi ikincisine bakıyorum. Are you free? Free ne demek arkadaşlar? Boş, müsait anlamına geliyor. Bakın neydi arkadaşlar? Meşgul. The weekend. Weekend, this weekend pardon. Ne demekti weekend'de? Hafta sonu. Yani hafta sonu, bu hafta sonu demesinin nedeni ne arkadaşlar? This olması. The olmuş olsaydı hafta sonu demiş olacaktı. Bu hafta sonu müsait misin ya da boş musun, yani meşgul müsün ya da müsait misin diye soruyor değil mi? Yine bir diyalog başlangıcı olarak düşünebilirsin. Şimdi what are you doing tonight? Tonight neydi arkadaşlar? Bu akşamdan bahsediyorum. Doing yine bizim bildiğimiz gibi neydi? Yapma fiiliydi. Bu akşam ne yapıyorsun diye soru sormuş olacağım. Do you have any plans in the afternoon? In the afternoon hangi gün arkadaşlar?
hangi zaman dilimiydi daha doğrusu? Öğleden sonraki bir zaman dilimiydi. Plans zaten bizdeki gibi plandan bahsediyor. Emineydi, hiçti değil mi? Yani hiç planın var mı öğleden sonra diye soru sormuş oluyor arkadaşlar. Şimdi burada bize bir şeylerden bahsetmiş. Bunu okursunuz. Özet olarak geçiyorum ben burayı. Şimdi biz teklifte bulunurken arkadaşlar davet etme ve teklifte bulunma olarak bizim belirlediğimiz 7 tane kalıp soru cümlemiz var arkadaşlar. Yani başlangıcı var, soru başlangıcı var. Şimdi would you like to, ister misin anlamına geliyor. Şuradaki to bizim için çok önemli arkadaşlar. Bu to'yu gördükten sonra cümlemin verb ile devam etmesi gerekiyor. Alıştırma yapmıştık. Play, eat, do gibi kelimelerin benim neydi? Verb'dü. Yani ben bundan sonra ne getireceğim arkadaşlar? Verb getireceğim. Bunu unutmuyorum. Şimdi, what about ve how about? İkisi de aynı anlama geliyor. Ama aynı konuşma içerisinde ikisini de bulabilirsiniz. Ama size soru cümlesi olarak, mesela nasıl desek, bir diyalog var, boşluk doldurmuşlar. Şıkların içerisinde hem what about hem how about gelmez. Çünkü ikisinin de anlamı aynı ve ikisinde de yaptığım şey aynı arkadaşlar. Yaptığımdan kastım mesela ne dedik? Would you like to'dan sonra verb getiriyoruz dedik değil mi? Şimdi buraya baktığımda what about ve how about arkadaşlar verb'e bir değişiklik yapıyoruz. Belki bilenleriniz vardır. Verb'e ing takısı getiriyoruz. Yani şimdiki zaman takısı getiriyoruz arkadaşlar. ING takımızı getirmiş olacağız. Hangisindeydi? What about ve how about? Bununla alakalı örnekle çözeceğiz birazdan. Shall we? Yapalım mı? Yapalım mı dedikten sonra ne yapmak istediğini direkt verb ile belirtebilir arkadaşlar. Yine bundan sonra verb gelecek ve hiçbir ek, hiçbir mesela medike falan demedik. Sadece verb'ün saf hali gelmiş olacak. We should, yapmalıyız. Yani ben karşımdaki insana ne söylüyorum? Kankamsa eğer veya en yakın arkadaşımsa, aa evet bugün şu sinemaya gitmeliyiz. Yani neden? Bir sevmiş olduğumuz, zamana kadar beklemiş olduğu bir film vardır ve ona gitmeliyiz anlamında cümleleri kurabilirim. Neyle kurabilirim? We should ile kurabilirim. Bundan sonra da arkadaşlar verb'ün gelmiş oluyor ve sonrasında hangi gün, hangi zaman, zaman dilimlerinden bahsedebilirim. Let's deneyimde de haydi anlamına geliyor. Yani karşımdaki insanı ne yapıyorum? Harekete geçiyorum değil mi? Yani yine teklifte bulunuyorum ama yine de elinden tutup götürüyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Haydi diyorum ve bundan sonra da verb'ün gelmiş olacak. Hemen why don't you veya why don't we dediğinde neden olmasın, neden yapmıyorsun anlamına gelen soru kalıbımız, çeşidimiz diyebilirim. Ve sonrasında arkadaşlar yine verb'ü gelmiş olacak ve cümlem devam edecek. Bu ing takısını ve to'yu arkadaşlar unutmayalım. Buralardan soru gelebilir. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Accepting. Buna ne demiştik? Kabul etmek demiştik değil mi? Yani karşımdaki insanın teklif ettiği, biraz önce sormuş olduğu soruları kabul ediyorsam eğer ben buna accepting diyebilirim. Bu tarz kelimeler oluyor arkadaşlar. Hatta sizden cümle istiyor ve aşağıdaki şıklara yazıyor. Yukarıdaki cümle hem kabul etsin hem de soru sorsun veya reddetsin. Ondan sonra ne diyebilirim? Özür dileyerek reddetsin. Bir de mazeret üretsin. O cümleyi bulman gerekiyor. Biz nasıl bulacağız arkadaşlar? Bu şekilde çok fazla kelime görerek bulmuş olacağız. I, buradaki de arkadaşlar would olmuş oluyor. Yani karşımdaki insana would you like diye sorduysam eğer I would diye soru, I'd diyebilirsiniz. Love to text, isterim. Ve sonrasında kibarlık yaparak teşekkür ediyor. Ne yaptı? Yine kabul etti. Greet, yani harika. What time? Saat kaçta gidiyoruz? Ne zaman gidiyoruz yani? Gideceğim. Hangi zaman dilimini söylediyse bundan da bahsedebiliriz. Hemen bana
saatler, zaman dilimi ver diye karşıdaki insana kabul ettiğimi söylemiş oluyorum. Yes, bildiğiniz gibi evet, sounds good. Yani sounds dediğimizde arkadaşlar, bu bilgisayar oyunlarında da bildiğiniz şeydir. Yani kulağa good, iyi geliyor, hoş geliyor anlamına gelmiş oluyor. Hemen bir sonrakine bakıyorum. Yine teşekkür ediyorum ve ne diyorum? I will definitely be there. Definitely neydi arkadaşlar? Kesinlikle demekti değil mi? O zaman ne yapacağım? There be. Yani orada olacağım. Tamam mı? Be there. Daha doğrusu ben Türkçeden çeviriyormuş gibi oldu. Cool. Harika. See you there. Orada görüşürüz. Zaten see you later, see you dediğimiz zaman biliyoruz bunları normal konuşma sürelerinde de. Sure. Elbette. Of course. Tabii ki. Certainly. Definitely. Absolutely. Bunların hepsi de arkadaşlar kesinlikle anlamına geliyor. Sure. Tabii ki. Of course. Elbette. Diğerlerinin hepsi de arkadaşlar kesinlikle olarak kabul etmiş olacağız. Yani ben karşımdaki kişinin invite yani davetini kabul ederken, accept kelimelerini kullanırken bunlardan yararlanabilirim. Bir sonrakine bakıyoruz. Refusing. Yani ne arkadaşlar? Reddetmek. Karşımdakine ne yapmış oldum? Hayır diyeceğim. Ya müsait değilim diyeceğim, ya başım ağrıyor, hasta olabilirim. Bununla alakalı kelimeler görmüş olacağız. I would want to. Biraz önce de görmüştük bu kelimeyi. Neydi? İsterim demekti. But gördüm değil mi? Buradaki but kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Genelde de but'la devam eden kelimelerin oluyor. I can't'e bakmam lazım. Biz but'ta ne diyorduk? But'ın öncesinde olumlu bir cümle varsa ancak fakat dedikten sonra olumsuz bir cümlenin geleceğini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada da aynısını yapmış. Hemen bakıyorum. I want to but I can't. İsterim ama I can't dediği için bana soru cümlesi sorduğu için hani buradan gelemem, hani niye go'yu kullanmıyoruz ya da gidemem, niye come'ı kullanmıyoruz demeyi can't hepsini kapsamış oluyor arkadaşlar. I'm afraid. Neydi? Korkarım demekti. Yani korkarım gelemeyeceğim, korkarım I'm afraid I can't diyebilirim. Ne demiş oldum? Korkarım gelemem demiş oldum. Sorry, üzgünüm. Burada nokta koymuş ama virgül de koyabilir. I can't. Yine ne yaptı? Gelemediğini arkadaşına belirtti. Ama bir mazeret veya başka bir şey var mı? Yok. O zaman bu sadece ne olacak? Refusing olacak arkadaşlar. Geliyorum. Sorry. Hepimizin bildiği gibi üzgünüm. But I can't make it. But dediğimde yine ancak fakat I can't make it. Yani yine gelemem anlamını, yapamam anlamını kapsıyor. Another time maybe. Another neydi? Başka. Zaman belki. Bir başka zamanda belki görüşebiliriz diye ne yapmış oldu arkadaşım? Reddetmiş oldu. Bir sonrakine geçiyoruz hemen. Bunu ne ara karalamışım bilmiyorum. Bakıyoruz. Ya da şu anda karalıyor olabilirim. Bakın baktık arkadaşlar. Neydi? Özür dileme, pleasing, making excuse. Yani mazeret bildirme olarak düşünebilirsiniz. I'm sorry dedikten sonra üzgün olduğunu bahsediyor. But diyor ve sonrasında ne diyecek? I'm not feeling well. Yani ne yapmış? Hissetmek. İyi hissetmediğinden bahsediyor. Çünkü burada not var değil mi? Kendini iyi hissetmiyorsan üzgün, yapamıyor, gelemiyor yani senin teklifine ne diyor? Refusing, yani reddetmiş oluyor. Hemen ikinci kelimemize bakıyoruz. Sorry, üzgünüm. But I have an exam. Yani sınavı var. Ne yaptı? Yine mazeretini bildirdi mi burada? Bildirdi. O zaman burada özür diledikten sonra, sorry dedikten sonra mazeretini söylemiş oluyor. Hemen bir sonrakine baktık. Burada alıştırma vermiş arkadaşlar. Aslında bize kopyasını da vermiş. Eksi ve artıyı görebiliyorsunuz. Ama biz yine de cümle içerisinde, bir diyalog içerisinde görmüş olalım. How about dedikten sonra şuradaki ing takısı gözümüzde canlanması gerekiyor zaten.
to the cinema this Sunday evening. Ne dedim? Burada karşımdaki insana ne söylüyorum? Pazar günü öğle bu pazardan bahsediyor. Çünkü neden? This demiş. Sinemaya gitmeye ne dersin diyor. Ve karşımdaki insan Jason ise eğer ne diyecek? I would love to. Hatırlıyor musunuz bunu ne demek ne demek olduğunu? İsterim. Çok güzel, harika. But dediğine göre arkadaşlar ne yaptı? Ancak fakat dedi değil mi? Ve sonrasında I feel ill. Yani kendini hasta hissediyormuş. Ne yaptı? Karşıdaki insanı reddetti. Sonrasında Sally, I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzgünüm. Let's do it another time. Belki başka zaman. Siz another time'ı da görmüştünüz. Başka bir zaman gideriz anlamına geliyor. Ve sonrasında arkadaşlar ne yapıyor? İyi dileklerinde bulunuyor. Özlediğinden ve hemen iyileşebileceğinden bahsetmiş oluyor. O zaman ne yaptı? Reddetti. Yani refuse ya da refusing diyebilirsiniz. Hatta ayıcı tıkılı yazalım. Çünkü bu şekilde reddettiğini ispatlamış olduk. Cadif'e geleceğiz arkadaşlar. Ve ben de arasında bir konuşma var. Hemen bakıyorum. What are you doing? Ne yaptığından bahsediyorum. Ne yapacaksın? Ne zaman? Hafta sonu ne yapıyorsun? Are you busy? Meşgul müsün diye soruyor. Oh, nothing much. Hiçbir işi olmadığından bahsediyor. Ve Cadif ne diyecek arkadaşlar? Cadif hemen bir şeylerden bahsedecek. Yani kendi planını sorgulayacak. Yani diyecek ki o zaman müsaitsen bunu yapalım mı diyecek. Hemen bakalım ne yapmak istiyor. Having a slumber party. Slumber party neydi? 7. sınıftan kesinlikle hatırlamanız gerekiyor. Pijama partisiydi arkadaşlar. Ne zaman yapacaklarmış? Cumartesi akşam yapacaklarmış. Ve bizim görmüş olduğumuz neydi? Would you like to join us? Yani katılmak ister misin? Hemen Wendy'nin cevabına bakıyoruz. That sounds awesome. Kulağa ne geliyordu sounds gördüğümüz zaman? Kulağa awesome, çılgınca, harika geliyor. What time shall I come? Ne zaman geldiğini, saat kaçta geldiğini ve saat kaçta geldiğinden de bahsetmiş oluyor. O yüzden arkadaşlar bu da kabul ettiği için ne olacak? Accepting. Kabul etmiş oluyor. Bir sonrakine geçelim bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar sizlerle de görmüştük. Karşılıklı diyaloglarda soru sorulduğu zaman hangi verb'lerin ne şekilde kullandığımızdan bahsetmiştik değil mi? Şimdi hemen bakıyorum. Bize aslında ne söylüyor? Diyaloğu okuyorsun ve sonrasında correct, yani doğru olanı ne yapıyormuşum? Circle, yani yuvarlak içerisine almamı istemiş. Şimdi hemen bakıyorum. How are things Barbara? Would you like? Dedikten sonra. Bu neydi? Benim sorum. Neydi? Kalıbımdı değil mi? Kalıbı da diyebiliriz aslında. Diğer bir soru da diyebiliriz. Hemen bakıyorum. Would you like'tan sonra to hang out mu? Hanging out muydu? To hang out. Doğru. Çünkü neden arkadaşlar? Ben ing takısını would you like'ta kullanmıyorum. Ve would you like'tan hang, yani verb'e geçiş için ne kullanmam gerekiyordu? To'yu kullanmam gerekiyordu. İkinciye bakıyorum. What about going mi? Go. Bana bunu soruyor. Biz what about ve how about'ın neyini biliyorduk? İpuçlarını biliyorduk değil mi? What about ve how about karşıma geldiği zaman ing takısının olması gerektiğini söylemiştik. O zaman going olacak. Hemen bakıyorum. Yine dördün hemen önüne bakıyorum. Daha kısa ve kolay olsun diye, daha anlaşılır olsun diye arkadaşlar. Why don't we? Bu altını çizdiklerim de size ipucu olarak karşınıza çıksın arkadaşlar. Çünkü neden? Bunlar benim zaten soru kalıplarımda değil mi? Why don't we'den sonra ne getiriyordum? Verb getiriyordum. Bir ek ekliyor muydum? Hayır. O zaman go, going mi? Go. Güzel. Beşe geliyorum. How about? Neyle aynıydı? What about'la aynı şeyi barındırıyor. Değil mi? Kuralı barındırıyor. Walk mu, walking mi? Burada going yaptığımıza göre how about ve what about ing takısı geliyordu. O zaman walking. Altıya bakıyorum. Let's. Bu da benim ipuçlarından biriydi. Ve sonrasında ben let's'ten sonra verb'ümü having mi,
have diyeyim kullanacağım. Tabii ki de have diye kullanmış olacağım. Hemen aşağıya bakıyorum. Shall we yapalım mı diye karşımdaki insana soruyorum. ING takısını mı kullanıyordum? Hayır. O sadece how about ve what about'la kullanıyorum arkadaşlar. Bu artık sizin belirli bir kuralınız olsun. O zaman ne diyeceğim? Shall we'den sonra try demiş olacağım. Evet arkadaşlar, birinci dersimizin sonuna geldik. Birinci dersimiz 7. sayfanın yarısına kadar, yani buraya kadar, menü yazan yere kadar arkadaşlar. Şimdi bakalım neler yapmışız. Ufak bir tekrar yapalım. Hemen baktığımızda arkadaşlar, ne dedik? Kelimelerimiz var dedik. Mavi taraf tamamen verb, yani fiilden oluşuyor. Burada da noun ve karşımdaki insana bildiğim isimlerden bahsediyor. Burada ne yaptık arkadaşlar? Buradaki kelimelere bakarak ne demişim? Durdurun ve yapmaya çalışın dedim. Eşleştirme yapıyorsunuz ve buna göre doğru mu yanlış mı diye kontrol edebilirsiniz. Ve buraya geldiğimizde de ikinci etkinliğimize geldiğinde de arkadaşlar, her sene gördüğünüz gibi bilindik verblerimiz, fiillerimiz vardı. Bunları hangileriyle yerleştirebiliriz diye bakmış olduk. 6. sayfamıza geldiğimizde de ne dedik arkadaşlar? Karşılıklı diyaloglarda sorular, cevaplar nasıl oluyor? Biz karşımızdaki insana bir davette bulunduğumuz zaman nelerden bahsediyorduk? Hangi soru kalıplarından bahsediyorduk? Bunlar var ve sonrasında accept yani kabul ediş cümleleri, refuse yani reddediş cümleleri, apologizing yani özür dileyip, excuse ne yapıyorum, mazeret bildirdiğim kelime örneklerim vardı ve bunlarla alakalı alıştırma da yapmış olduk. Son olarak da arkadaşlar neyle alakalı alıştırma yaptık? Biz davet ve teklifte bulunurken nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle alakalı 7. sayfanın yarısına kadar ne yaptık? Alıştırma yaptık. Şimdi arkadaşlar, buraya geldik, çok güzel ve sizlerle 7. sayfanın yarısına kadar gelirken bir de workbook kitabımız vardı, hatırlıyorsunuz. Oradan da homework dediğimde eminim ki hepiniz mutluluktan ağlıyorsunuz diye düşünüyorum. Ödev olarak da arkadaşlar workbook kitabının 3. ve 4. sayfasını yapmanızı istiyorum. Bir sonraki dersimizde de onun üzerinden geçeceğiz. Hani yaptığınız ödevin üzerinden geçtikten sonra buradaki konu anlatımımıza devam edeceğiz. O yüzden ödevi yapmanız sizler için çok çok önemli. Sizlere başarılar diliyorum. İyi günler.